Diğer arzuna devam edeyim. Arzu katı buyur, senden alalım. Salona gelecek olursak eğer, salonda istediğim gibi bir şey yapamadı. İstediğim gibi temizlik yapamadı. Ne istiyordun? Kitapları en azından silebilirdin. Kitaplıkların arası hep toz dolu. Kitaplıkların arası toz dolu? Evet. Ben o kitapları tek tek altlarını silerek ama hala gelmiştim. Tez dolu. Demek ki nasıl tozluysa arındıramamışım. Arındıramamışsın. Ama silindi. Cansu, camın... Sen iyi misin önce? İyi değilim, iyi değilim. İnan iyi değilim. Başım ağrıyor. İnan. Bir sebebi ne? Yani rahatsız olduğuna... Yok, hayır, hayır. Gürültüden falan? Stresten. Neyin stresi? Yani çok var. Adaletsizlik var, o yüzden stres yapıyorum. Ne gibi bir adalet? Neden rahatsız oldun? Genel olarak ya, herkes birbirine... Kimin böyle... yorumu, kimin puanla seni bu kadar sinirlendi? Kadir Bey yol yapıyor. Yol yapmıyorum işte bak bu şekilde. Hayır yol yapmıyorum şu şekilde hani her söylediğime bir bahane bulunuyor. Her ya söylediğime... şimdi saniye yarın yarışacak diye kendini hasta gibi mi gösteriyor? Hayır ama? Adaletsizlikten üzülüyor ya. Hayır niye ben adaletsiz... Dört de bugün üzüldü. Diğer yarışmacıların yani sizin Arzu'nun üzerine gittiğiniz için Arzu sizden şikayetçi. Yani genel olarak hepiniz birden Arzu'nun üstüne yükleniyor musunuz? Arzu biraz daha sessiz olduğu için. Arzu bu yüzden dolayı şikayetçi. Ya ben şikayetçi. Elimden geldiğince kimseyi kırmamaya, üzmemeye çalışıyorum. Sessiz kalıyorum ama iyi niyetimi suistimal ediyorlar. Gerçekten suistimal ediyorlar. Yani ne yapıyorum? Kötü söz mü söyleyeyim? Hakaret mi edeyim? Aşağılayayım mı? Bunu mu yapmasın? Ne yapıyorum yani? Ne gördüysem onu söylüyorum. Kırmamak ben bir şey söylüyorum. Sakin yorum aynen öyle. Ama onlar senin üstüne mi geliyor? Aynen öyle. Ben hiçbir durum yok. Ben kimsenin üstüne tamam, gitmedi. Tamam, ben de bir şey gördün. Burada da onu çok dikkat ettin mi çok merak ediyorum. Söyle, ben de sana söyleyeceğim. Neyi gördün? Peki sen neden yok. Sadece Arzu'nun gözetlediği yerleri gözetliyorsun ya da Arzu'nun yaptığı yorumları eleştiriyorsun? Arzu'nun bana yaptığı yorumlara bakıyorum. Diğerlerine yani bak bakıyorum. Şimdi mesela Cansu da senin evin ikilik buldu. Neden Cansu hiç ağzını açıp tek kelime etmiyorsun? Aynen. Cansu'ya zaten söyledim şimdi, daha demin hayır, ben. Hayır Cansu bir saniye. Bana bir sıra şimdi gelsin. Sana iki, öyle. Sana şu an iki vermiş. Yani şu an elinde olsaydı sana iki verecek. Evet söyleyeceğim ona da biraz da. Yani ona hiç ağzını açmadın. Yani madem sen iki için bu kadar garezlendiysen. Ama hayır daha söyledim. Şimdi Arzu çerçeve dese sen çerçeveye bir şey söylüyorsun. Arzu kapı dese sen Arzu. Hayır, yani Kadir Arzu'yla Bey, kuru daha oldum bu söyledim. Dedim ki ilk başta niye hani Kadir Bey puanınızı değiştirin dediğinizde. Ama Arzu ya da mesela dün yüklenmedin. Niye beni, dün niye beni savundu? Arzu i̇şte beş tane kadar... halı çıkardı falan. Şimdi niye sen haftanın şey başından beri Arzu yüklendiği kadar şu an Cansu'yu yüklenmedin. Yani haftanın başından beri gözün Arzu'da. Arzu ağzını açsa da ben Arzu'ya laf söylesem. Peki. Evet Arzu'cum devam edelim. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Kırmamak için uğraştığın sürece kırılırsın bu hayatta. Benden sana dost tavsiyesi. Ne kadar sessiz kalırsan o kadar ezilirsin, üstüne basarlar. Çıtırt diye sesini duyarsın. Ya ben buraya tartışmaya, kavga etmeye yok, gelmedim. Tartış, yorumumu bak, yapıp şey sadece puanımı vermek istiyorum. Şimdi her kendini savunmayı tartışma olarak algılama. Yani illa sana kimse burada affedersin edepsizlik yap demiyor. Ama yeri geldiğinde o içindeki o sesini çıkar. O iki kelimeyi adamın yüzüne çarp. O da susun sen de rahatla. Anladın mı? Yani hayatın boyunca böyle hanımefendi olarak geçinemezsin bu hayatta. Ben sana söyleyeyim. Hakkını yerler, öyle kenarda kalırsın. Yani kırmayacağım diye uğraşma. Yeri geldiğinde sana lafını söyleyene sen de lafını söyle. Bunu söylüyorum sana. İlla bu kavga etmek ya da saç başa girmek değil bu hayatta. Değil, söylüyorum ama kabul etmiyorlar. Hayır, Mehtap için söylemedim ben. Genel olarak söylüyorum. Çünkü genel olarak yorum... yapısı çok sessiz bir yapım var yani. Beni patlatan bir yapım var. Ben seninle mesela aynı evde ya da arkadaş olarak asla takılamam. Onunla. Çünkü çok sessizsin. O sessiz değil normal değil. Sessiz. O anlamalar da sessizleşiyor. Sadece bu alana girdiğimizde sessizleşiyor. Evet. Kız bize mi oynuyorsun? Yani burada sessizsin dışarıda mı biz şeysin? Biz kamera günü... arkasında cingıl cingıl mısın? Kendi gününü oynayalım. Bak bak yine başladı. Kendi gününü oynayalım. Arzu senin yarın şöyle gerçek halini bir görmek istiyorum Arzu. Salona gelen olarak zaten boş bir salondu. Camlarının doğrama mı diyorduk? Plastik, evet, plastik, plastik doğramalarını silerken çok böyle karıştırdın. O da boş bir odaydı. Koltuğunu silmişsin. Bir tanesini silmedin herhalde. Pardon. İki koltuk da silindi. İki koltuğu da sildin mi? Ama kitap... Altı üstü komple silindi o koltuk. Kitaplığı çok fazla detaylara girememişsin. Arzucuğum, bir tık daha sesini biraz daha can. Kitapların arasına çok fazla girememişsin. Şu kapının üstünü silmemişsin. O kapının üstünde tozlar vardı. Sildim o kapıyı. Mutfak kapısı da aynı şekildeydi. Mutfak kapısını nasıl? Mutfak kapısını Kadir Bey sildi. Mutfak kapısının neresinde toz vardı? Üstünde toz vardı. Dış mı iç mi? Şu üstü yok mu? Üstünde. Tamam. İç pervaz mı dış pervaz? Çünkü içinde dışında sildik aslında normalde ama. Üstünde toz var. Peki doğrudur. Banyoya gelecek olursak. Evet mesela en önemli yer banyo. En kirlisi bu evde evet. Banyoydu benim klozeti, gözümde. Klozeti güzel temizlemiş ama ortasını keşke biraz daha kremleseydin. O açılan kapak var ya oranın üstünde hala tozlar vardı. O peki. Ek yerleri var Arzu, ya. Arzu biraz heyecanlı gibisin. İstersen direkt puanını verebilirsin. Yani zorlama kendini yorum yapmak için. Moralim bozuldu. Niye? Bilmiyorum.
Gerçekten moralim bozuldu. Yok, niye moralim bozuldu? Onu söyle en azından. Yani bizlik bir şey mi, yarışmacılarla alakalı mı yoksa özel sebepleri mi? Yok, özel sebeplerle değil. Buranın. Atmosfer olarak mı seni darladı? Hı. Peki o zaman ver puanını direkt, seni daha fazla yormayalım. Ben darladım onu. Peki daha fazla üstüne gitmeyelim. Arzucuğum sen ver puanını sakince. Moralini de düşürme, yarın yarışacaksın. Bak son gün, eğer bir şeyleri ispatlamak ya da böyle birilerinin ağzını kapatmak istiyorsan yarın temizliğini güzel yap. Benim için o önemli. Boş bir evdi ama performansı iyiydi. O kadar kötü değildi. Bunu gördüm. O yüzden de Gizem'e puanım 4. 4 geldi Cansu'ya. Teşekkür heyecandan ederim. Gizem beklemiyordum işin açıkçası. Arzu senden devam edelim, buyur. Eline sağlık diyorum. Şimdi burada kapanışı yaparken bize temizliği öğreteceğini söyledin. Çok da güzel öğrettin. Dün sarı bezler havada uçuştu, bugün de sarı sünger hiçbir yerden eksik kalmadı. Gerçekten. Sarı bezle sarı süngeri aynı kefeye koyma bence. Koyarım bence. Niye koymayayım, neden? Çünkü o sarı bezle devası, dün sarı bezle bugün sarı de... Sarı sünger toz bırakmıyor. Sarı sünger iz bırakmıyor. Ben o kadar cam bezin içinde bir tek sünger. Siz kolayına kaçtınız sen o zaman bana göre. Sen süngerli nereye yaptın? Her yeri. Her yeri. Camın kendisini mi sildin yoksa şeyleri mi? Plastik doğramalarını mı? Camın kendisi süngerli silinmez Kadir. Allah aşkına plastik doğramaları ovaladın mı? Zaten kremi sıktığımda... Tamam şimdi sarı süngerle plastik doğrama yapılmaz mı? Ya mutfakta da aynı sarı sünger, burada da aynı sarı sünger. Aynı sarı sünger değil. Şimdi hayır, sünger olan. Hayır. Arzu, ona göre istersen benzer seni vardı. Dışarı alayım, dinlen biraz. Çıkmayacağım, tamam ha. Ona göre peki bir şey diyeceğim, şimdi sarı sünger imal edilirken... Üstüne mutfak harici kullanılamaz diye bir yasak ibaresi yok. Yasak yoktu. Dün sarı bezlere tepki gösterdik. Bugün de sarı süngere tepki gösterdik. Ama şimdi o kullandığı sarı bez mutfak tezgah bezi. Yani toz alsan sarı tüy bırakır. Camda da o şeyler çok kaldı ama yeşil yeşil. Her seferinde bir de o süngerin neyse hiç yıkamayı... Göster bir kere. Hep duruyor. Tamam göster. Allah. Duruyor. Tamam, dediğim göster gibi. Göster diyorum, hala duruyor diyor. Neresinde yeşillikler var? O sarı sünger bir kere yıkamayı da düşünseydin bari suya küsünü. Yıkamak? Hiç yıkamadın. O sünger nedense hiç yıkamadın. Üç kere sünger değiştirdim. Sen neyi yıkamasından bahsediyorsun? Kova sürekli önümdeydi benim. O süngeri her yere süre süre bulaştırdın. Hiç kovaya batırmadın. Tamam, cam silmeyi sen biliyorsun o zaman. Ben cam siliyorum diye bir şey yok. Camın kenarları kesinlikle çıkmamış. Senin cam silmeni zaten beğenmemiş. Salonun camını yalap şalap sildi demiş röportajında. Kendi camı gibi. Benim camım malet edip de onu daha güzel bekliyordum senden. Koltukları çok tozluydu. Evet, evi genel olarak çok tozlu bir evdi. Yağlı bir ev değildi. Koltuklarını güzel temizlemiş ama koltuk silmesini beğenmedim. Koltuk açıldığında uyuyacaktı üstünde herhalde. O kadar düşmüştü performansı. Kız performansını ne yapacaksın? Koltuk güzel silmiş mi silmemiş mi? Sen niye silmedin? Ben gayet güzel sildim. Hiç sen koltuk değildi. Açıldığında uyuyacak gibi artık durmuştu bileklerin. Islaklık hiç yoktu. Sen de silmemiştin az. Neyi? Koltuğun bir tanesine girdim. Tamam, niye diğerlerini silmedin? Ben hepsini silmeyi zaten beklemedim. Yok hani uyuyacakmışım ya ben koltuğun üstünde. Dedim zaten koltuk. Uyuyacaktın. Artık bitmişti. Kolumda derman Allah kalmamış ki yapmaya ya karar vermiştin. Sen süpürseydin ben ona razıyım. Peki şu an koltuklar güzel olmuş mu? Olmuş. Koltukları ben önemli söylüyorum. Olan o. Bak ne güzel. Koltuklar güzel olmuş. İster üstüne yatsın, ister gıllansın, ister yuvarlansın. Artık bitmişti herhalde ki salona geldiğinde. Tamam da Müslüman bu da yorulmuştur da insan yani. 4 biz saat de yorulduk. Önce... sana kimse yorulmadı bize demedi. Bize o zaman demeyecekti bize teyze. Banyoyu bir atsalardı demek ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.